farklı bir meseleyle alakalı bir mevzu yok. Maalesef Müslümanların özellikle son asırda yaşanan problemlerden dolayı son 20 yılda belki de bazı yerde müptela oldukları ümitsizlik, yani gelecek ne olacak? Bununla alakalı Bediüzzaman Hazretleri'nin bir tespitini okuyacağız. Tabi Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerden de istifade edilerek kaleme alınan bir eser bu. Bu Kutbe-i Şamiye denilen 1911'de Bediüzzaman Osmanlı Devleti'nin tam yıkılma döneminde Şam'daki Emeviye Camii'ne gidiyor. Oradaki alimlerin ricasıyla 100 küsur alimin de bulunduğu 10.000 kişilik bir cemaate bir hutbe okuyor. O zaman Osmanlı Devleti neredeyse yıkılmak üzere. Dünyada zaten Osmanlı Devleti dışında bir tek İran var. İslam Devleti yok. Pakistan zaten o zaman işgal altında. Böyle halet hürriyeler perişan. Orada ilk söylediği maalesef diyor, bizi diyor orta çağ döneminde durduran bu maddi manada diyor zaten. 6 tane hastalığımız var diyor. Bunlardan biri diyor ümitsizlik. Yani insan ümidini kaybedince ümit her türlü kemale ve güzelliğe mani. Motivasyon olmadığı zaman hiçbir hizmet yok. İkinci mesele maalesef bu hastalık devam ediyor. Sıtkın yani doğruluğun hayat-ı içtimaiyeyi siyasiyede ölmesi. Siyasi hayatta doğruluk ölmüş. İnşallah bu da düzelir. Şahsi hayatımızda da ciddi manada ölmüş. Bediüzzaman Hazretleri başka bir eserinde çok iyi bir noktaya dikkat çekiyor. Peygamberimiz zamanında diyoruz, özellikle sahabe döneminde küfürle iman, sıdk ile kisp, yalanla doğru ayrı ayrı dükkanlarda satılıyor. Aralarındaki mesafe çok geniştir. Yani çok büyüktü. Yani bir insana yalancı demek için gayrimüslim demek gerekiyor. Yani böyle bir... Çünkü doğruluk doğrudan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan da doğrudan Ebu Cehil'in alametiydi. Fakat maalesef bu asırda diyor, aynı dükkanda doğruyla yalan diyor, birlikte satılır o. Dükkan dediği Müslümanın bir kendisi. Yani bakıyorsun ki hem yalan söylüyor hem de Müslüman. Tabii bu hepimizin büyük bir problemi. İkinci hastalık da bu. Üçüncü hastalık da adalete muhabbet. Yani sanki düşmanlığa sevgi besliyoruz yani. Birbirimizi sevmemiz gereken çok sebepler bulunmasına rağmen ısrarla yani bir siyasi parti bir siyasi partiye, bir grup diğer bir gruba. Bu da en büyük İslam aleminin düşmanı. İşte ben El Cezire televizyonda bir Ermeni soykırımıyla alakalı programa katılmıştım. Aman Allah, yani bir kısım Arap kardeşlerimiz dedi ki Ermenilerden daha fazla bize düşman yani. Ermeniler onlara göre insanlı ya. Hayret ediyordum ya, nasıl olur böyle şey ya. Hiç unutmuyorum, bana televizyonda canlı tartışmada Abdullah Öcalan diyor, İslam'ın tarih boyu kaydettiği en büyük kahramanlardan biridir. Ya dedim, meğerse biz lisede, Nizip'te okurken, Nizip'te ben yarım dönem lise okudum. O sırada orada öğretmenmiş o adamcağız. Komünist öğretmenlermiş yani. Olayı çıkaran, hapse giren. Biz tabii sonradan farkına varıyoruz yani. Ya dedim, merhamet edin yani. Sevin de, dindar olan bir Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü sevil yani. Bu adam tamamen ateist yani, dinsiz bir adam yani. Bu nasıl böyle? Maalesef bu da acı bir gerçek. Dördüncüsü ise ehli imanı birbirine bağlayan nurani rantaları bilmemek. Bu İslam aleminde hala geçerli. Müslümanlar birbirine bağlayan bağları bilmiyor. Bediüzzaman Hazretleri bu bağları başka bir eserinde, Kuvvet Risalesi'nde açıklıyor. Yani bizi diyor Tarık'ımız bir, Rezzak'ımız bir, ondan sonra bir, bin bir ismi kadar birlik bağlarımız var. Ayrıca diyor kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, yüzler kadar birlik yani birlik bağlarımız var. Ayrıca vatanımız, bayrağımız, milletimiz, devletimiz bir, bu da onlar kadar birlik. Bütün bunlar varken hala maalesef birbirimize düşüyoruz.
Manidar bir noktaya dikkat çekiyorum. Son zamanda biliyorsunuz Avrupa özellikle bu Kürt meselesini taşıyor. Yani hep bize soruyorlar, azınlıklara iyi muamele. Ben diyorum bir dakika, yani azınlık derken kimi kastediyorsunuz? İşte diyor oradaki Süryanileri, Kürtleri yok dedi. Kürtler olduysa size hakaret eder. Akıllı Kürtler. Niye? İslam toplumunda bir Müslüman azınlık olmaz. Ben bunu diğer ülkelerde yaptığım tartışmalarda anlattım o bir kısım insanlara. Bir insan azınlık diyebilmek için ya Hristiyanlara veya Yahudi olması lazım bizim toplumumuzda. Bana işte diğer ülkede bir kısım ileri gelen bazı arkadaşlar biraz da Kürtçülük damarı olanlar, hocam işte bizim azınlık haklarımızı yiyorsunuz falan deyince, maşallah dedim ya Kürt milleti ne zaman Hristiyan ve Yahudi oldu? Ondan da yeni haberim oluyor dedim. O bize cevap mı diyor? Hayır, siz diyorsunuz kendi kendine kaybediyorsun. Yani İslam'a göre Müslüman bir toplumda Osmanlı bunu değerlendirmiş. Gayrimüslimlere azınlık deniliyoruz. Müslümanlar, mesela bakın haritalara, mesela şeyin haritası, Kafkaslar çok dağınık nüfus vardır. Müslümdür. Müslüm nüfusu şu kadar. Onun içine sayar. Kürt, Türk, Çerkez, Gürcü. Yani parantez içinde ifade eder. Anlatabilir miyim? Ama öteki tarafta ötekilere işte Yahudi de, Hristiyan de hazırlıklar için. Hep böyledir. Yani sadnameler dediğimiz yıllıklarda falan Osmanlı'nın hep böyle geçer. Tabii maalesef bir kadar mesela Lozan Muahedenamesi'nde bütün zafiyetimize rağmen İsmet Paşa ısrarla dinimizin bu yaklaşımıyla Avrupa'lara meseleleri izah etmiş. O kayıp mazbatalarını okusanız hayret edersiniz. Mesela Ermeni meselesini gündeme getiriyor. Şeydeki konferanstaki grup itiraz ediyor. Ona karşılık cevaplar veriyor. Kürt meselesini meydana getiriyor diyor bir tane. Kürtlerden diyor azınlık diye bahsedemezsiniz. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Bizim dinimize göre diyor bir Müslümana azınlık denmez. Tabii çok manidar bir şey. Yani İsmet Paşa'nın müdafası bu. Şeyde bu Lozan Muahedenamesi'nde. Maalesef bu noktada ciddi eksikliklerimiz var. Beşinci hastalık ise, bu da çok acı bir hastalık, çeşit çeşit salih hastalıklar gibi, yaygın hastalıklar gibi, İslam aleminde intişar eden ve dağılan istibdat. Bugün bir tüccar epey ticaret ehliyle dolaştı. Yani hocam biz diyor devletten, hükümetten hiçbir şey istemiyoruz. Bir, güveni sağlasın. İki, istikrara devam etsin. Üç, bize karışmasın güzel. Yani, engel olmasın bize. Bıraksın Türkiye'nin ekonomisini ileriye götürmek bize ait diyor. Maalesef İslam aleminde çok ciddi bir istibdat söz konusu. İstibdat dediği otoriter sistem. Yani maalesef mesela şu anda tüm İslam alemi, Suudi Arabistan'da öyle, İran'da öyle, yani üzülerek ifade edelim. Yani İslam, ben şeye gittim, Fas'a gittim. Aman Allah, 1945'li yılları yaşıyor Fas. Yani bizim İslam İnönü dönemini yaşıyoruz. Tam bir baskı, tam bir zulüm. Götürdüler bizi profesörler olarak, bir üniversitenin profesörler evinde yemek getirdiler. Hani konferansa gelmiş bir üniversitenin rektörü veya bir öğretim üyesi olarak. Aman Allah, o elektrik düğmeleri herhalde 20 yıldır temizlenmemiş. Devlet malı ya, yani çok manidar bir şey ya, o devletçilik zihniyeti batırmış, her tarafta yaşam. Yani bu bir vaka, İslam alemi maalesef bundan kurtulamadı hala. Ama yavaş yavaş düzelmeler var, işte düzeldikçe de Türkiye gibi ilerlemeler var. Başka ülkeler de öyle, inşallah bunlar da ortadan kalkacak. Altıncı hastalık ise, menfaat-i şahsiyesine himmeti hasret. Yani herkesin sadece şahsi menfaatini düşünmesi, umumun, özellikle de ümmetin menfaatini hesaba katmaması. Bunun izahına gerek yok. Hepimizin benden ilgili bir mevzu. Şimdi biz bu altı hastalıktan bir tanesiyle ilgili çareleri okuyacağız. O da el-emel, yani ümit. Yani ümitsizliğin çaresi ve tedavisi. Birinci kelime el-emel, yani rahmet ilahiyeden kudretle
ümit beslemek. Bir defa müminin birinci vazifesi la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Yani bizim ümit kesmemiz bu ayet kerimeye muhalefet. Yani dün de ifade ettiğimiz gibi dünyada muvaffak olamasak bile en kötü ihtimal ahirette biz muvaffakız yani. Tabi imanımızı muhafaza ettiğimiz ve takva dairesinde yaşadığımız takdirde, aksi takdirde elimizde bir yani sigortalı bir halimiz yok. Evet, ben kendi hesabıma aldığım derse binaen, ey İslam cemaati, müjde veriyorum ki şimdiki Adem-i İslam'ın saadet dünyeviyesi, İslam aleminin dünyevi mutluluğu, özellikle de Osmanlıların saadeti, o zaman Osmanlı Devleti yıkılmamış. Ve bilhassa İslam'ın terakkisi onların itibarıyla, yani akıllarını başlarına almalarıyla mümkün olan Arap'ın saadetini, Arap milletinin saadetini, fecr-i sadıkının, biliyorsunuz iki türlü fecr var. Fecr-i kazip, fecr-i sadık. Ben de kapatayım. Geçen imam efendilerden biri anlatıyor bunu. Şey yaptı, yani dedi ki cemaat namazımızı rahatsız ediyor. Lütfen dedi, şey yapın. Cep telefonlarını kapattım. Namaza durduk. Öyle. Tam ikinci rekatı kılıyoruz. İmamın telefonu çalmaya başladı. Yani. Yani. O. Biz de öyle olmuyor. Öyle. Şimdi yesin ramına olarak, ümitsizliğin tersine olarak ben dünyaya eşittirecek derecede kat'i kanaatimle derim ki burada benim zaman bir haşiye düşmüş. Eski Said henüz biliyorsunuz İslam aleminde 1911'de İran dışında. Orada işgal altında kısmen. İslam devleti yok. Osmanlı içinde de Osmanlı tabii Osmanlı devleti de işte yıkılma. Osmanlı içinde de değil. Hep işgal altında çok. Yani çoğu Osmanlı içinde ama mesela Kuzey Irak tamamen Kuzey şey Afrika işgal altında. Yani işgal altında olan çok ülkeler var. Pakistan işgal altında, Afganistan işgal altında, İran yarı işgal altında. Yani bir Osmanlı devleti var. Orada sallanıyor, hastayım. Böyle bir dönemde yani 1950'lere doğru doğacak olan 1950'lerde İslam devletlerini çok doğmuş. Kuveyt'in tam bağımsızlığı gerçek manada 1967. Yani hep öyle. Diğer devletler de öyle. Pakistan da öyle. Pakistan da yeni. 1950'lerin eseri. Yani bütün İslam devletleri 50'lerden sonra dünyaya gelmiş. Mısır mesela gönlünde 1920'lerde istiklalini elde etmiş 19'larda falan. Ama yine İngiliz hegemonyası var. Yani orada işgal devam ediyor. Asıl devlet olması yine 40'lı yılları bulmuş. Şimdi diyor ki istikbal gelecek olan yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak. Ve hakim de hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Gelecekte hakim olan iman ve Kur'an hakikatleri olacak. Bu davama yani nereden biliyorsun İslamiyet ve Kur'an'ın hakikatleri hakim olacak istikbalde? Bu davama çok bürhan ve delillerden ders almışım. Şimdi o bürhanlardan mukaddimatlı 1,5 bürhanı zikredeceğim. O bürhanı mukaddimelerle başlıyoruz. Yani o zamanki işte dün bir yer okuduk. Evet, 2 gündür İbrahim Aburabi. Yani mesela Muhammed Abdü, Cemalettin Afgani, Muhammed İkbal ve benzeri aliler Mehmet Akif dedi. Yani İslam aleminin o günkü halinden tamamen ümitsiz durumda. Ve öyle İslam aleminin özellikle Avrupa'nın büyük devletlerin işgali altında olduğunu görünce ümitlerini kesmiş. Eserlerinde hep ümitsizlik havası hakimdir. Aynı şey Seyyid Kutup'ta vardır. Yani ciddi manada bir ümitsizlik hakimdir. İbrahim Aburabi, Amerika'dan bir profesörün kendi ifadesiyle bunların içinde istisna olan Bediüzzaman'dır diyor. Bediüzzaman Hazretleri düşünün işte hem de Rusya'nın işgal ettiği günlerde bile hadiseleri biliyorsunuz. En ümitsiz günlerde ümidini kesmemiş. Yani Avrupa şeyle ilgili, Kafkaslarla ilgili, Mısır'la ilgili, Pakistan'la ilgili görüşlerini Emevi Camii'nde hutbeler veren önce 1910 gibi
Tiflis'te karşılaştığı Rus polisiyle yaptığı tartışmadan anlıyoruz. Rus polisi diyor ki, ne yapıyorsun burada? O da diyor ki, ben medresenin planını çiziyorum. Nerelisin diyor. Diyor, ben Bitlisliyim. Ya diyor, burada Bitlis, burada Tiflis. Fark etmez diyor. Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Şaşarım senin ümidine diyor. İslam alemi perişan vaziyette. O da diyor, ben de şaşarım senin aklına. Yani ihtimal veriyor musun ki bu kış devam edecek, bu sonbahar devam edecek? Her kışın bir baharı, yazı, her sonbaharında bir baharı mutlaka olacak diyor. İslam alemi de şu anda kış hayatını yaşıyor. Bir gün gelip baharı yaşayacak. Ondan sonra insanlar da diyor. Yani şaşırıyor. Ve diyor ki, orada önemli bir nokta, ben bunu komünizm yıkılmadan önce Rusya başmüftüsüne anlatma nasip oldu haçta. O da böyle şaşkın şaşkın dinledi. Yani ne anlatıyor bu genç adam diye. Yani diyor ki mesela diyor, Mısır, İslam'ın zeki bir mahlubu diyor. İngiliz diyor, mektebi mülkiyesinde talim görüyor. Mülkiye mektebi biliyorsunuz siyasal bilgiler fakültesi. Yakında diyor diplomasını alacak. Rus polisi diyor ki, İslam alemi darma da sen niye hayal ediyorsun? O da diyor, tahsile gitmişler. Diplomalarını alıp gelince iş başına geçecekler. Ve insan ne diyor? Mısır diyor, zeki bir mahlubu. Pakistan diyor, İslam'ın hakikaten kabiliyetli, istidatlı bir evladı. O da diyor, İngiliz'in mektebi idaresinde okuyor, lisesinde. Gerçekten kısa zamanda biliyorsunuz istiklaliyetini elde etmiş. Kafkas ve Türkmen, Türkmeniz şey diyor, Türkistan diyor. Kafkas ve Türkistan, Türkistan dediği bütün Türk ülkeleri. Kafkas dediği de işte Gürcistan olsun, Azerbaycan olsun vesaire. Bunlar da diyor, İslam'ın kahraman iki bahadır evladı. Rus mektebi harbiyesinde diyor tahsil görülmüş. Yani Rus harp okulunda. Diplomalarını alıp onlar da iş başına geçecek. Sen zannediyor musun ki Rusya böyle devam edecek diyor. Rusya diyor büzülecek ve küçülecek. Ve kendi kabuğuna çekilecek. Şimdi birinci büzülmeyi 90'da yaşadı. Ben asıl ikinci büzülmenin yaşanacağına inanıyorum. Yani şu anda Rusya'da çok sayıda bağımsız devlet var. Yani biliyorsunuz Tataristan olsun, İşte Çeçenistan olsun vesaire vesaire bunlar bağımsız devletler. Ve ciddi sıkıntılar yaşıyor son zamanda biliyorsunuz. Mülkiyet hakkına tecavüzler yaşanıyor. Yani netice itibariyle o ümit havası o günde var. Her zaman var. Acaba sebebi ne? Birinci cihet olan manen terakki ise iki tane, iki yönden bunu tahlil ediyor. Biri maddi sebepler noktayı nazarından, biri de manevi sebepler noktayı nazarında. Manen ilerleme noktasında biliriz ki hakiki vukuatı, gerçek olayları kaydeden tarih hakikate en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor. Hatta Rus'u mağlup eden Japon başkumandanının İslamiyet'in hakkaniyetine ve doğruluğuna şehadeti de şudur ki hakikat-ı İslamiye'nin, İslami hakikatların kuvveti nispetinde ve Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde. İki tane şart var. Bir, İslam hakikatları gerçekten kuvvetli. Ama o hakikatlara göre Müslümanların hareket etmesi önemli. Dün anlattım, Suudi Arabistan'dan bir profesör gelmişti. Bize insan hakları ile ilgili bir tebliğ sunuyor. Ben de tercümanıyım. Şimdi hadis ve ayetleri okuyor, İslam tarihinden misaller anlatıyor. Ben de tercüme ediyorum. Ama Suudi Arabistan'daki insan haklarını anlatmaya gelince tercümeyi yapmıyorum. Kasten öyle. Adamcağız az çok Türkçe biliyormuş. Çok az böyle. Dersten sonra dedi Akgündüz hocam, benim dedi tebliği niye kısa kısa tercüme etti yani? Yani bazı yerlere atladım dedi. Dedi ki hocam, Kur'an ve hadiste, İslam tarihinde insan hakları ile ilgili bilgi verdiniz. Ben tercüme ettim. Doğru. Ama dedim, Suudi Arabistan'da insan hürriyetleri olduğuna dair bilgiler verdiniz, izah ettiniz. Yani inanıyor musunuz insan hakları olduğuna? Yani yalan şeyi niye tercüme ediyorsun? Ben de etmedim. Şaşkına uğradı. Maalesef haklısın dedi. Yani şimdi mülkiyet hakkına saygı yok. İslam hukukunun kabul ettiği temel hak ve hürriyetlerin hiçbiri yok. Yani şimdi niye Müslüman diye sadece
Cenab-ı Hak onu muvaffak etsin ki yani. Bu bizim için de geçerli yani. Türkiye'de bizler görüyoruz yani. Şahsi hayatımızda da işte biraz önce doğruluğun ne kadar perişan olduğunu anlattık yani. Yalanla doğru aynı dükkanda satılır olmuş. Maalesef öyle. Yani şimdi Avrupa'da bir zamanlar çok acı bir gerçek. Türklere yaklaşık bir 20 sene nüfus cüzdanını göstermiş, ehliyet diye orada ehliyet almış. Öyle güven var ki Türkler. Müslüman yalan söylemez zihniyetiyle anlatabilecek miyim? Böyle yüzlerce insan nüfus cüzdanını gösterip ehliyet almış. Artık farkına varınca şimdi bütün Avrupa devletlerinin nüfus şeyi ehliyeti kabul ediliyor. Öyle bir kompleks içindeyim ki ben. Bu verilen Türk devletinin verdiği ehliyet sıfır. Hiç ehliyet kabul etmiyor artık. Ben benim hocama sordum. Ben de ders aldım. Ve imtihana girdim. Yani, yoksa araba kullanacaksın. Çok büyük cezaları var. Ya dedim yani nedir bu? Türkiye'de büyük bir devlet. Abi dedi yani bu sizin vatandaşlarınız. O kadar yalan söylediler ki dedi. Eskiden biz dedik Türkler asla yalan söylemez diye bir anlayış var. Ve Türk kelimesini Müslüman manasında kullanıyoruz biz dedi. Müslüman yalan söylemez. Söyle ya, kabul ediyoruz. Ama şimdi ne söylerse aksini düşünüyoruz. Vaka kullandığında yaşanan bir olay. Bu tabi doğru değil. Bu bizim hatamız. Şimdi önemli. Demek o İslamiyet'in hakikatlarına göre hareket etmeleri derecesinde Müslümanlar temeddün edip, medeni hale gelip, terakki ettiğini tarih gösteriyor. İşte Osmanlı'nın ilk 150-200 yılı, Selçuklu'nun ilk yılları, Abbasi'nin ilk yılları, Emeviler dönemi, bazı kusurlar eksikler olsa da İslam'ın gerçekten parlayan yönleri. Ve ehli İslam'ın, Müslümanların da hakikat İslamiyet'i, İslam'ın hakikatında zafiyeti zayıf düşmesi derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşi hareket ettiklerini, vahşetle ve tedezmiye düştüklerini, hercümenç içinde, karmakarışıklık içerisinde delalara ve mağduriyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Diğer dinler bunu tam aksi. Niye? Hak din değiller. Hristiyanlar dinlerine çok sıkı sarıldıkları zaman, çünkü kilise papazlarının ortaya koyduğu bir din, bu da başka bir mevzu, müthiş geri kalmışlar. Ortaçağ zihniyeti deyip de burada da biz yanlış kullanıyoruz. Yani ortaçağ zihniyeti Avrupa için geçerli. Bediüzzaman Hazretleri bunu muhakematta açıklıyor. Buyurun. Biz de ortaçağ yok. Bizde de ortaçağ var. Ben onu bir iki cümleyle açıklayayım. Uzun süre muhakematlar okusak. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bir defa yanlış bir mukayese yapıyorsunuz. Ortaçağ zihniyeti kelimesini İslam alemi için, Batı için ayrı ayrı kullanmak gerekiyor. Ortaçağ deyince bilime, akla, her türlü yeni gelişmeye, şiddetle düşman olan ve savaş ilan eden bir zihniyet. İşte Galileo'yu idam edip yakan, sonra da biliyorsunuz külünü semaya, havaya savuran bir zihniyet. Neden? Dünya dönüyor dediği için. Bu olay, yani bu 1300-1400'lerde yaşanmış bir olay yani. Fazla değil. Ne kadar zaman önce? 600 sene önce yaşanmış bir olay ya bu kadar. Kilisenin alabildiğine, Katolikler dışındakilere hayat hakkı tanımaması, Engizisyon mahkemeleri, hep bunlar nedir? İşte biraz önce bahsettiğimiz vahşetin misalleri. Yani ortaçağ zihniyeti bu. Ve en önemlisi de, bu da çok önemli, biliyorsunuz Hristiyanlık normalde Tevrat'a tabi olmalı. Ama Tevrat'ı tercih edince Hristiyanlığı özellikle dünyevi hukukunu düzenleyen iki kaynak var. Biri Roma hukuku, onu Hristiyanlık rengine boyayıp kendi hukuk sistemlerini kabul etmişler. Şu anda Türkiye'deki hukuk sistemi de tamamen Avrupa'dan, Roma hukukundan kaynaklanan sistem. Kıta Avrupası hukuk sistemi diyorlar ona, Kara Avrupası hukuk sistemi diyorlar. İkincisi ise kilise hukuku, kanonik hukuk diyoruz. Yani papazların her emri bilmediği hukuki kural halinde kabul ediliyor. İşte şey sistem, yani laik sistemin tam tersi olarak gösterilen teokratik devlet düzeni bu. Yani din adamlarının hukukun kaynağı olduğu devlet sistemi. Dolayısıyla bu manada, batıdaki anlamıyla
İslamiyet teokratik bir devlet veya teokratik bir sistem değil. O çünkü hiç alakası yok. Yani din arasından dahli yok. Hiç alakası yok. Kesin bu nokta öyle. Şimdi şunu ifade etmek için bunu arz ediyorum. Yani Hristiyanlık bu noktada müthiş bir şekilde şeye bağlı, ortaçağ manası burada geçerli. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, İslam'ın diyor ilk 300 senesinde. İlk 300 senesi ne demek? Abbasilerin ilk yılları da dahil. Yani hatta Abbasilerin ortalarına doğru dahil. İslam'ın diyor en zirvede olan çağları yaşanmış. Ortaçağ değil. Şu andaki modern çağın şartları. Nedir? Dünyanın yuvarlaklığı tartışılmış. İmam Şafii Hazretleri dünyanın yuvarlaklığını mesela bir insan namaza durduğunda Allah'a şükür dediğinde yönünü kıbleye dönmesi lazım. Soru sormuşlar İmam Şafii'ye. Ya demişler rükâ vardığımızda, secdeye vardığımızda yönümüz kıbleden dönüyor. Namaz mı bozulacak o zaman? Hayır. Dünya yuvarlaktır diyoruz. Dünyanın yuvarlaklığı da o neyse. Tabi yerin merkezi vesaireyi böyle kıble diyor bir amud-u nuranidir. Yani nurani bir direk gibidir. Yani sırf bir yön değil. Ve meseleyi izah ediyor. Diğer alimler de öyle. Tam bir zirve dönemi. İlk 300 sene. İlk 500 seneye diyor. Tam İmam Gazali'nin yaşadığı dönem. Yani İmam Gazali Hazretleri vefatıyla birlikte biten dönem. O dönem diyor eksikleriyle beraber diyor kesinlikle şeydir. Zirve asıldır. İslam'ın diyor asıl diyor orta çağı kurun usta manası ilk 500 seneden sonra sonra başlar. Yani o dönemde biliyorsunuz iştahat kapısı kapanmış. İslam alemi özellikle Cengiz Hülakü'nün saldırılarına maruz kalmış. İlmi gelişmeler zayıflamış. Osmanlı'nın ilk 150 yılı yine bence o yükselme dönemine bağlı. 1700'lü yıllardan sonra İslam aleminin orta çağı başlamış. Yani orta çağ dönmez de batı gibi değil. Ama gerileme çağı o dönemde başlamış. Yani burada şunun için Bediüzzaman Hazretleri'nin tespitini aktarıyoruz. İslam aleminde orta çağ zihniyeti kesinlikle batıdaki orta çağ kavramıyla birbiriyle örtüşmüyor. Tamamen yanlış. Türkiye'de geliyor adam Galileo'yu idam eden zihniyetle Hazreti Peygamber'in zihniyeti. Bu şu anda orta çağ kelimesini kullanan Gök Başkanı da dahil Türkiye'deki bütün menfi çevreler üzülerek ifade edeyim, İslamiyet'i kastediyordu oradan doğruya. Yani bu bir yanıltmaca, halkı yanıltmaca, aldatmışlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında müthiş propaganda yapılmış, ortaçağ zihniyeti, ortaçağ zihniyeti. Ama meseleyi tarihen incelediğimiz zaman tamamen yalan olduğu ortaya çıkıyor. Yani demek İslam alemi, ortaçağ dedikleri dönemde Avrupa'ya ders veren bir çağı yaşıyoruz. İşte İhvan-ı Sefa'nın risaleleri, geometriyle, ondan sonra aritmetikle, diğer meselelerle alakalı ortaya konulan keşifler. 12. yüzyılda 55 tane otomatik makinenin resmini bizzat çizen, bildiğiniz gibi çay takdiminden otomatik makineler yapmış 12. asırda. Artıkoğulları döneminde. Yani şu anda orijinal olarak elimizde bu kitap. Ve örnekleri de var müzelerde. Ve benzeri hadiseler yani. 1453 çarçık çar kapamış. Bence o orta çağ için çarçık çar kapamış. Bizim için değil. Bizim için belki İslam aleminin gelişmesi itibariyle orta çağ da olur. Orta çağ kapatmış İstanbul'u fethi. Yeni çağ açmış. Bizim için değil. Yani Avrupa için çünkü orada Rönesans ve reform hareketleri gelişmiş. Ama maalesef bizde ciddi bir yanlışlık yapılıyor. Eğer biz sözün özü Ahlak-ı İslamiye'nin, İslam ahlakının ve Ahlak-ı İmaniye'nin, iman hakikatlerinin, kemalatının güzelliklerini efalimizle izhar etsek, yani yaşayarak gösterebilsek diğer dinlerin tabileri elbette cemaatlerle toplum halinde bölük bölük İslamiyet'e gelecektir. Ben bunu yakın zamanda Avrupa'da yaşanacağına inandım. Belki Amerika'da. Bunun sebebi şu, belki Küre-i Arz'ın bazı kıtaları diyor, devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Bizzat girip İslamiyet'ten istifade edecekler. Ne dediniz? Yani bunu tahtikli insan okuyoruz da nasıl? Bak muhterem insan doğmadan önce annesi acı çeker. Doğum sancısı. Her şeyde böyle. Şu anda dünyada bir doğum sancısı yaşanıyor. Bence Afganistan olayıyla, Filistin olayıyla
Özellikle 11 Eylül sonrası Müslümanlara yapılan aşırı baskıda doğrusal. Uzun sürer mi? Ben uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Yani ben uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Bize bak. Dediği zaman size şu an koş. Bir İslam'ın hakikatlerini öğreneceğiz. Biz de yaşayacağız. Yaşıyoruz. İşte bu çok önemli. Ben bir değerden bir hanımefendi geldi. Müslüman olacağız dedi. Üniversitede. Müslüman oldular. Nikahlarını kıydık yeniden. İslamiyetle ilgili bir kısım temel bilgilerini verdik. Merak ettim. Sordum. Dedim ki Müslüman oluşunuza sebep nedir dedi. O da dedi ki 11 Eylül'den dolayı nefret ettim Müslümanlardan. Kur'an okuyup dedi bir bakayım ne yazıyor bu kitapta diye. Böylece Müslüman oldum. Unutmayın dedi, siz de alınmayın. Eğer Müslümanlara baksaydı kıyamete kadar Müslüman olmazdı dedi. Böyle bir bu çok mühim bir hadis. Bütün bunlara rağmen, bakın bütün bunlara rağmen yine de o Müslüman olan polis müfettişi diyor ki hocam, yine de Müslümanlardaki diyor, bu karşılıklı yardımlaşma duygusu bizim diyor medeni kabul ettiğimiz insanımızdan daha yüksek diyor. Onu da kabul ediyor. Bunu da kabul ediyor. Yani bu tamamen bize bağlı. Böyle zannediyorum ki Avrupa Birliği'ne inşallah Türkiye girerse bir elik Müslümanlar tekrar ediyorum Türkiye'ye gelip de bütün olumsuzluklara rağmen İslam'a muhalif kalan veya Türkiye'ye karşı kalan hiçbir Avrupalı yok. Yani Alanya'da da olsa tatilini geçiren hiç kimse bize düşman değil. Onun için bizim Osmanlı arşivleriyle ilgili bir hatıram var. Mısır'a gitmiştim. Mısır'dakiler özellikle aydın kesim tıpkı bizim aydın kesimin Arap düşmanlığı gibi orada da Türk düşmanlığı var. Ve bir şeref yani. Türklerle alakalı bir alete makale yazarsan kabul görüyorsun. Böyle maalesef öyle. Mısır öyle. Şimdi bizim orada bir Profesör Muhammed Hak diye bir arkadaş var. Bir gün diyor Ezher Üniversitesi'nde 4 tarih profesörüyle tartışıyoruz. Beni aşırı tenkit ediyorlar. Niye Osmanlı Devleti'nin lehine yazıyorsun diye. Ben de dedim ki diyor kardeşim siz de yazın. Ama sizin yazıklarınız belgisiz. Aleyhte yazın. Gidin bir Osmanlı arşivini inceleyin sonra yazın. Sonra diyor bir vakıftan para temin ediyor. Yol paralarını karşıladım. Dördü de diyor. Dördünden üçü diyor. İki ay İstanbul'da kaldı arşivde. Dönüşte diyor onlar benden fazla bekletiyor makara yazmışlar. Aynen bu misal gibi Avrupalıları Müslümanlarla yakın tanıştırmak, hele hele bir Müslüman ülkeye götürmek, ne kadar geri de olsa o ülke, yani onlarda bizdeki yardımlaşma duygusu, aile duygusu sıfır. Yani bir Fas çok geri kalabilir. Ama bir de zor duruma kaldığın zaman o fakir, köylük Faslı, bütün evindeki neyi varsa lezzetli, yani çoluk çocuğuna bırakmama pahasına getirip misafire ikram ediyoruz. Mesela siz bir Hollandalı'nın evine misafir gidin, bir defa saat 6'dan sonra kesinlikle randevusuz kabul etmezler. Şayet abisi, kardeşi veya annesiyseniz, o bir vaka, böyle hayatlara devam etmiş. Mesela yemek yiyorlar, derler ki yemek yiyoruz, şurada oturun bekleyin, yemekten sonra görüşeceğiz. Ve buyuruyor. O noktada ben Müslümanları ve İslamiyet'i yakın tanımalarını çok iyi istiyorum. Bir de müthiş bir peşindir. Müthiş peşindir. Yani çok aleyhte bir propaganda var. Yani mesela bir hiç bayan, Hissi Ali diye bir Somali bayan vardı. Müslüman değil, mürtet dininden dönmüş. Peygamberimizin aleyhine bir iki cümle beyan etti. Hollanda milletvekili seçildi. Hemen milletvekili yaptılar. Yani gidin şimdi Kur'an'ın aleyhine ciddi bir makale neşredin, aleyhine konuşun, belli biraz yani bir kısım Türkiye'deki ilahiyat konusörleri, onları hepsini kastetmiyorum da herhalde Avrupalı devletlere müracaat etsene hemen milletvekili olurlar. Yani çok enteresan bir olay yani. Demek istediğim bütün bu baskı yani bundan Hristiyanlar dışı gelmiş. Yani diyor ki nesillerimiz öfkeyle ve düşmanlıkla doluyor. Yani çünkü beraber yaşıyoruz Müslümanlarla artık diyoruz. Bu öfke nereye kadar varacak? Ben Musa'nın yolu da ne oluyor Türkiye? Ateş gibi şu anda 20 milyon üzerinde Müslümanlar. Nasıl önleyeceksiniz? Bunlar şimdi birbirine girdiğini düşünün. Avrupa'da
düşündü bir an çıktı. Onun için mutlaka İslamiyet'i öğrenecekler, onun için kısa zamanda bir yol. Ve mutlaka doğru İslamiyet'le yeni gelişmeler olacak inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Ey bu cami yerlerindeki kardeşlerim gibi, Alem İslam'ın cami kebirinde, büyük camisinde olan kardeşlerim, siz de ibret alınız. Bu 45 senedeki bu dehşetli hadiselerden ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız. Ey mütefekkir ve akıl sahibi ve kendini münevver telakki edenler. Hasılı kelam, biz Kur'an şakitleri olan Müslümanlar, Kur'an'ın talebeleri olan Müslümanlar, bürhana tabi oluyoruz. Delillere bakıyoruz. Akıl, fikir ve kalbimizle iman hakikatleri dairesine giriyoruz. Başka dinlerin bazı fertleriyle, özellikle Hristiyanları kastediyor, ruhbanları taklit için, papazları taklit için bürhanı bırakmıyor. Bu yaşanıyor. Onun için akıl, ilim ve fennin hükmettiği gelecekte 21. asır diyor, beşeriyet uyum ve fünuna dökülecek. Bilim asrı olacak diyor. Elbette tamamen akli delillere dayanan ve bütün hükümleri akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Kur'an'la alakalı da çok peşin hükümler var. Ben Trent Üniversitesi'nde bir konferansa katıldım. Yani İslam and Terror diye, Terör ve İslamiyet diye bir konferans. Böyledik, arkasından soru cevap başladı. Çok basit bir misal bu yani. Ben onu, bunu çok anlattım insanlara. Bir Japon doktora talebesi kalktı, elinde Kur'an kelimesi. 600-700 kişi var salonda. Dedi ki Sayın Gündüz, ben bir sorma, durun dedi. Dedi ki, biliyoruz siz dedi, 1,5 saattir dedi İslam'ın barış dini, hoşgörü dini olduğunu anlatıyorsunuz. Ama ben bir ayet okuyacağım. Bakın, ayet kelime sureyi beraber bir ayet kelime veya sureyi enfate. فَقْتُنُوهُمْ حَيْتُ تَقِبْتُمُوهُمْ. Yani nerede görürseniz onları öldürün. Yani de bu din nasıl başlıyor? Hani kardeşinde bir yanıtma ki dinleyenlerin %90'ı peşin hükümde herkes başını salladı. Bir ses görüntü, ha doğru söylüyor, doğru, 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 cevap verin falan. Dedim ki heyecanlanmayın, cevap vereceğim. Ben sizden daha heyecanlıyım ama doğru vereceğim. Dedim iki şeyi unutuyorsunuz değerli arkadaşım. Evvela dedim siz Amerikalılarla 2. Dünya Savaşı'nda kamikaze uçuşları yaptınız, yani intihar saldırılar. Yani dedim Japonların bir savaş hukuku var. Savaş hukukundakiyle şu andaki Japon'un barış hukuku aynı mı dedim yani. Elbette ki ayrı dedim. Savaş sırasında dedim sizde öldürme hesabı var. Yok dedi, olur böyle. Yani kamikaze uçuşları yaptığınıza göre yok öyle bir şey. Dedim niye İslamiyet'te de olmasın ki yani? Kur'an-ı Kerim'de İslam hukukunun iki türlü hukuku var. Savaş hukuku, barış hukuku. Bu bahsettiğiniz ayet dedi, savaş hukukuyla alakalı bir ayet geldi. Ayrıca dedim ikinci nokta, cümlenin tamamını da okumuyorsunuz. Spektası gibi. فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْتُ تَقِبْتُلُوْهُمْ. Eğer sizinle savaşırlarsa, siz de ne olursan öldürün. Hoş dedim yüzünü ötecek değilim yani. Adam beni öldürüyor. Yani ben buna... Şimdi herkes alkışına tutuyor. Yani olay hep böyle. Şimdi girin internet sayfalarına, İslamiyet'le ilgili diyebilirim ki sayfaların yüzde önemli bir kısmı Yahudiler tarafından hazırlanmış. Mesela apostasi sayfalarına bak, bu akşam gir. Bir apostasi yazın, mürtet demek. 100 sayfa varsa 90'ı Yahudiler tarafından hazırlanmış. Benzeri bütün diğer İslam'a muhalif olan görüşler tarafından var. Yani hep böyle olumsuz taraflar ama aynı iddia. Ben belki vaktinizi alacağım ama kusura bakmazsınız. Çok acı bir hadiseydi maddeyi, sonra devam edelim. Manidar bir şey Ahmet abi, sene 1900, burada şahidi de vardır. Biz o San Francisco'daki bilimsel toplantıda, kendisi o toplantıda yoktu ama diğer toplantılarda bulmuş olabilir. Yani The Sons of Noah diye bir konferans var. Yani Nuh'un oğulları, yani biliyorsunuz Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın
İslam kaynaklarından edindiğimize göre üç tane oğlu var. Yani Sam, ondan sonra Yafes ve bir Ham. Yafes, Türkler, Cömün ırkının babası. İşte Ham, şey nedir Sam, Arap ırkının ve bir kısım Avrupa milletlerinin şeyi, babası. Ham da Afrika ve Zencilerin. Öyle anlatılır. Yani elimizde bir ayet hadis yok konuda. Geçmişteki kaynaklardan nakledilen bir olay. Harvard Üniversitesi'nden bir profesör bunu konferans olarak sunuyor. Ben de merak ettim, katıldım. Yaklaşık 500'e yakın profesör dinliyorum. Adam çıktı, orada bir ilahiyat kürsüsünün başkanı ve Yahudi asıllı bir profesör. Adam başladı. Efendim Müslümanlara göre dedi, çok ilginç. Siyahlar dedi, Hazreti Ham'ın oğludur. Ve bu nesil dedi, lanetlidir. Yüzlerinin kara olması için Hazreti Nuh beddua etmiştir. Ondan sonra kendine göre kaynaklar zikrediyor. Taberi'den nakiller yaptı. Taberi dediği meşhur bir müfessir. İki tane bir mesele var. Biri tarihi, biri de tefsiri. Kaynaklar verdi. Ben tabii endişeyle o şeyini, tebliğini incelemeye başladım. Delil olmak üzere Taberi'den de bazı parçaların Arapçasını kesip fotokopi yapmış ve tebliğine koymuş. Yani ama bir şey unutmuş. Şimdi gerçekten de Hazreti Nuh Aleyhisselam hakkında böyle bir hikaye naklediyor. Güya Hazreti Nuh Aleyhisselam bir gün iş çamaşırını değiştirirken Akilot'u kendiliğinden düşmüş. Olur ise doğru. Yani rasmi gerçeğe düşer. Bu ayıp değil. Düşünce Güya Ham babasına daha çok bakarak gülmeye ve onu öderle geçmeye başlamış. Diğer Yafes de Sam da aman baba yine elbisene getirelim görüp gözlerini yumup ona yine elbise getirmişler. Güya. Bunun üzerine de Hazreti Nuh Aleyhisselam Ham'a senin de neslinin de yüzü kara olsun. Allah senin nesline lanet etsin demiş. Bunun üzerine zenciler böyle iki sınıf olmuş. Yüzleri kara olmuş. Saçma sapan şey yani bu. Ha, tamam arkadaşı. İşte diyor Taberi'nin diyor tefsirinde Müslümanların inancı bu. Orada ben hemen söz aldım. Benden sonra da bir Mısırlı profesör perişan etti adamcağız. Zaten kürsüyü, mürsüyü terk etmek üzere kaldı. Şimdi o Taberi tefsirinde almış metni Arapça bir şeyi unutmuş. Taberi tefsiri gerçekten bu hikayeyi naklediyor. Ama diyor ki وَفِتْ تَوْرَاتْ وَشُرُوْخِيهَا Tevrat ve şerhlerinde yazıyor ki diyor. Yani ittibatta bulunuyor o şeyden. Ne Tevrat'ta ittibatta bulunuyor yani. Dedim ki Sayın Profesör dedi, bu dediklerinin hepsi de haklı. Bir şeyde dedim yanılmış. Vergi olarak aldığı metnin de dedim, Tevrat'ta olduğuna dair ifadeyi dedim, sekreterine sildirmeyi unutmuşlar. Bu kadar. Salon tabirine girdi yani. Ondan sonra o sınır profesör çıktı. Adam salon terk etmek mücretinde kaldı. Yani düşünün o tebliğe itiraz gelmese dinleyen bir zencinin İslamiyet hakkında edindiği fikir düşünün. Kur'an'a bakışını düşünün. Yani demek bu Müslümanlar zencilere neun insanlar diye bakıyor. Böyle şöyle insanlar. Yani alakası yok. Bu yaşadığı bir olay. Onun için bize diyor yani onun için diyor bizim askeri. Biz Müslümanlar gerçekten İslam ahlakı İmanın hakikatlerini ve güzelliklerini fiillerinizle gösterebilsek, sözle değil, söz kolay. Diğer dinlerin mensupları bölük bölük İslamiyet'e gelecekler, ben hemen düşendim. Sözü uzattık. Şimdi hem de İslamiyet güneşinin inkişafına, bu da çok önemli, aslında burayı için zaten okuduk. İslamiyet güneşi şu anda güneş ama önüne geçen bulutlar var. Beşeri tembih etmesine, bütün insanları zorlandırmasına nümanat eden engel olan perdeler açılmaya başlamışlar. Bu perdeler neler acaba? Bu çok iyi. Evet, yok fazla bir şey var. Allah'ın hususu. Evet, İslam'ın hakikatinin mazi kıtasını, geçmiş asırları tamamen istila etmesine yani neden İslamiyet Avrupa'ya yayılmadı? Bu sorunun cevabı. Neden İslamiyet bu kadar güzelliğine rağmen insanların diğer milletlerine ulaşamadığı? Buna 8 tane mani olan
dehşetli maniler var. 8 tane. Teker teker sayacaktım. Birinci, ikinci, üçüncü maniler. Birinci mani dediği ecnebilerin cehli. Bir defa yabancılar. Bu kadar iletişim imkanlarına ve yüksek teknolojiye rağmen İslamiyet hakkında %100 yanlış bilgiye sahip. İlk dönemlerde tamam. Yani sanki başı şu an ona hayır. Artık ilk dönemde düşün. Şimdi anlattım da, belki burada anlatmadım. Bizim sigortayı yapamadık. Üniversite binasını satın aldık. Mülkiyet üzerinde geçecek, sigorta olmadan geçiriyorlar. Hiçbir sigorta şirket kabul etti. İslam Üniversitesi olduğu için. Müthiş bir peşindir var. Avrupa'da bu manada. Neyse en son bir şirketi ikna ettik. O şirketin genel müdürü yine bizi, yani bizi dinleyen bir Hristiyan insanın İslamiyet hakkındaki olumlu karakterinden dolayı sahip çıktı. Uzak bir yol. Oranın genel müdürü, bizim binanın da genel müdürü aynı şekilde. Ayakta benim arkadaşlarımın yanında. Ayyo rektör for this university. Ya sen bu mesleğin rektör müsün? Niye dedim şaşıyorsun? Ya dedim ya bizim konuşmam, bizim de ilişkileri, İslam Üniversitesi rektörü olmana pek uygun değil diyor yani. Öyle diyor. Hani. Bağlılık olacak vesaire. Keşke İslami manadadır. Adam kabul etmiyor yani. Ya dedim hangi dönemde yaşıyorsunuz yani? Sen de Rotterdam'da bir üniversite, bir yüksek okulun müdürüsün. Ben de üniversitenin rektörüyüm. Yani bu kadar mı dedim şeysiniz? Allah dedi biz Müslüman İslam Üniversitesi'nin rektörü değil dedi. Böyle hayvan gibi, kayde gibi. Kendilerine göre hayallerine bir şeyler oturmuşlar. Böyle insan değil. Amerika'da ben Princeton Üniversitesi'nde misafir kalıyorum. Bir ay yanındaki 78 yaşındaki ilahiyat profesörü benim good morning ifadelerine doğru düz cevap verdiler. Yani good morning, doktor hakkı düz demem. Ben good morning diyorum. Bir ay sonra geldi, dedi ki sen hangi mezheptesin? İsmaili misin? Kadiyani misin? Şii misin? Dedi. Ve sünniyi söylemiyorum. Dedim ben sünniyim. Valla sen dedin, farklı bir mezheptensin. Niye? Ya odam düzgün diyor, elbisen düzgün diyor. Yani bir defa Müslümanlar tamamen böyle değil. Bu cümlelerinde yanılıyorlar. Ama onların o suizanlarını sürdürecek Müslümanlar da birincisi bu, birinci düşman. Ve bir zaman sen buna karşı ne diyor biliyor musun? Çok açık bu. Buna karşı diyor, cevabını verecek. Ha, bu düşman nasıl yenilir? İkinci önemli engel, o zamandaki vahşetleri. Gerçekten Avrupalı vahşet. Bunun hiç şüpheniz olmasın. Bizim Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Bey'in doktora tezi ve var, doktora tezi değil de çok önemli makaleleri var. Avrupa'da hamamlar ve tuvaletler diye. Okumanızı tavsiye ederim. Yani yaşamış. Hala yaşıyoruz. Mesela Hollanda'da 1950'lerden önce yapılan hiçbir binada tuvalet bulunmuş. Hiç kesinlikle. Yani Fransa'da 1800-1890'lara kadar hiç hamam ve tuvalet bilinmiyor. Bu bir vaka. Hatta Fransa'da güzel koku ve esans endüstrisinin gelişmesinin sebebi bu. Bir saraylı artistlik içinde. Yani bunu benim dediğim gibi belgelerle senin de çok harika bir 100 sayfalık bir makalesi var. Yani incelemiş. Vaka bu. Yani müthiş bir vahşi şekilde. Vahşiyle. İkinci, üçüncü engel dinlerine taassuplar. Acayip bir taassup. Körü körde bir tutulma. İşte ben konferans verdim İslamiyet hakkında, Allah hakkında. 10-15 tane genç talebe üniversite talebesi ısrarla diyor ki siz diyor bize anlatıyorsunuz, sizin Allah'ınız ayrı, bizim kadınız ayrı olmuş. Ya kardeşim zatında aynı. Ama sıfatlarında farklı düşünüyoruz. Yani aynı Allah'a iman ediyoruz ya. Kabul etmiyor. Eğer diyor siz bunu ispat ederseniz Hristiyanların çoğu Müslüman olur. Çünkü Hristiyanlar bizi kafir diye isnat ediyor şu anda. Allah'ı kabul etmeyen kafirler diyor. Allah demiyordu ona. Gadı kabul etmeyen kafirler diyor bize. Yani bir zaman bunu söylerken lüzumsuz söylemiyor. Ben Avrupa'ya gidince kadar bu kadar peşin olduklarını bilmiyorum. Yani gerçekten sen böyle mi inanıyorsun? Geçen çok manidar bir şey. Din, religion and religion diye bir sempozyum dizisi var. Onun birincisini yaptık. Ben dinin tarifini yaptım orada İslam'a göre.
Din şu, İslam'ın tarifi şu, dinin tarifini kastediyorum. Allah'ın yarattığı kulları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları için Allah tarafından gönderilen kurallar mecmuasına biz din diyoruz. Nereye takıldı bir Hristiyan profesörler? Diyor Allah'ın kullarına Hristiyanlar da dahil mi diyor? Yani Abdurrahman abi ya inanılmaz bir şey. Adam karşımdaki koskoca ilahiyat profesör. Ben bu dedim yani. Ya dedim. Eylemeyin Kur'an-ı Kerim'de dedim. Üç türlü kitap var. Birisi dedim. Ya eyven nas. Yani doğrudan ey insanlar. Yani Budist de dahil, bilmem ne de dahil. İkincisi dedim. Ya eyyuhel mu'minun. Ya eyyuhel dediğine amen. Yani ey iman eden. Hiçbir dedim ya eyyuhel dediğine eslemu yok. Burası çok enteresan yani. Yani çünkü İslamiyet imana esas alıyor. Ama elbette ki farklılıkları ifade ediyor. Demek ki üç tane engel. Bir, onların cahilliği, İslamiyet hakkındaki cahilliği. İkincisi vahşetleri, üçüncüsü dinlerine tasubu. Allah'a şükür bu üç engel marifet ve medeniyetin güzellikleriyle kırıldı. Güzelliklerinden biri internettir. Engel yok. Ne baba engeller diyor? Gayrimeşru şeylere ulaşmakta da engelliyor. Hani o küreselleşme denen bunu vazgeçti. Zararları zirvede, faydaları da zirvede. Mümkün değil önlemek. Onun için yani iletişim sistemleri arttıkça Türkiye'de izinler bitti. Komünizm de bitti. Bir kısım ideolojiler de bitti. Değerini kaybetti. Niye? Çünkü o ideoloji sahipleri köre köre insanları aldatamıyorlar. Yani şu anda Avrupa gittikleri yer, işte iletişimin yasak olduğu bölgeler. Mesela Çin kayıyor. Yasaklıyor, olmuyor. Hackerlar devreye giriyor, açıyor. Güvenlik sistemlerini bozuyor. Ne bileyim, dünya birbirine giriyor yani. Hiçbir şey artık gizli kalmıyor. İnşallah İslamiyet de bu manada gizli kalmayacak. Kırıldı da almalaştı. Demek ki üç mani bitti. Dördüncü ve beşinci mani. Bu da çok önemli. Papazların ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri. Papazlar öylesine kendi dinlerini muhafaza için çürük önüne onları tahakküm etmişler ki inananlara. Düşünün, hadiseyi biliyorsunuz değil mi? Papa, Hoca Efendi ile görüşmesine rağmen o görüşmeden sonra Müslümanlar da hak dinin şey mensubudur. Üç İbrahim'in dinden birinin mensubudur dedikten sonra kiliseler yavaş yavaş, biz geçen sene bir iftar düzenledik. Orada bir müşterek inançlarımız diye bir kısa sempozyum yaptık. Bölge başpiskoposu geldi, Hristiyanlık artık hastalandı dedi, Ümit İslamiyet'tedir dedi. Bir başka bölgenin piskoposu ise konferansa gitmeyi yasakladığı gibi gidenlerin görevden atılacağına dair gizli karar çıkarmış. Korkuyor. Korkuyor. Yani bize geliyoruz. Allah Allah. Yani dinliyoruz, ediyoruz. Çok önemli. İkincisi de yani beşinci mani yabancıların da çölü çölü onları takdir etmeli. Papazların zaten o tahakkümü onların da onu çölü çölüne takdir etmeli. Bu iki mani de Avrupa'da başlayan fikir hürriyeti ve gerçeği araştırma meyli ne meşerde insanoğlunda başlamasıyla zeval bulmaya başlıyoruz. Yani şimdi Amsterdam'da %59'un ben ateistim demesi, %13'ün Müslümanım demesi İslamiyet'in beline müthiş bir gelişme. Niye biliyor musunuz? Katı bir Hristiyan'ın İslamiyet'e gelmesi epeyce sonuç. Ama bir ateist zaten şişesi boş. Ve geri Hristiyanlığa dönmesi de mümkün değil. Çünkü dinsizlikten sonra Hristiyanlığın hele hele mantık almaz bir kısım kurallarını kabul etmesi mümkün değil. Eğer biz İslamiyet'i verebilsek açık. Altıncı ve yedinci maniler ne kadar çok geçti oldu mu? Maniler bizdeki istibdat. Bizdeki istibdat. İslam aleminde bu acı devam ediyor. Bizdeki istibdat. Yani otoriter rejimler.
Fikir istidadı da var. Yani sadece şey değil, fikir hürriyeti de yok. Ben bir hatıramla de değil, bu konuyla ilgili bilimsel gelişmeler ve İslam dünyası diye Mısır'da bir toplantı yapıldı. 2001 yılının Haziran'ında. Ben de İslam Üniversitesi rektörü olarak katıldım. Hüsnü Mübarek açılışını yaptı. Daha sonra İslam alimleri kendilerine göre 43 ülkeden gelmiş, başladılar konuşmaya. Bakanlar var, her türlü yetkili var. Fakat çok acıdır. Küveyt Vakıflar Bakanı dışında bir de bir bilim adamı Hindistan'dan gelmiş. Onun dışında her çıkan 20 dakika süre veriyorlar zaten. 15 ile 20 dakika arası. 15 dakika Hüsnü Mübarek'e veriyor. Ama istiyorsanız tabii ben artık çıkıyorum ya. İkinci gün ve canlı yayında televizyon veriyor. Kim bu seferi? Ya artık ya yeter kardeşim. Ben de çıktım ondan sonra. Üstadım o mahkemattaki bilimsel gelişmenin önündeki engeller diye. Birinci engel dedim, fikir hürriyeti. Ve eğitim hürriyeti. Yani maalesef İslam alemi bu noktada. Devlet adamları dedi, üniversite öğrencisi değil de asker istiyor kendilerine. Yani emrettiği zaman yatacak, emrettiği zaman kalkacak, asker istiyor. Ve tabii elhamdülillah bu hakikatler orada ifade edildi. Canlı yayınlar 20 dakika bütün Mısır tabii dinledi. Arapçada olunca da kahvesinden şurasına kadar bakan kıyamet oldu. Yani İngiliz şey istihbaratı, Mısır istihbaratı hemen benim vizemi iptal etmeye kalkıştılar. Otelden çıkarmaya çalıştılar. Tabii yani bakan devreye girmese bizi sınır dışı edecekler. Tabii ben orada misal olarak da eğitim hürriyetine engel olarak da Türkiye'deki başörtüsü problemini misal ettim. Hemen oradaki Türk ülkesi Mısır hükümetine nota. Nasıl böyle müşahede edersiniz? Şunu şöyle kıyamet oldu. Tabii ondan sonra tekrar televizyonlar Mısır'da çağırdılar. Ya hocam dediler, emperacılı diye o günün adamı oldu Mısır'da. Benim fazla bir şey söylediğim yok yani. Ben başka şöyle söyledim. Dedim kusura bakmayın. Ben dedim devlet adamları övmekle konuşmaya başlamayacağım. Çünkü biz dedim İslam alemi niye geri kalmış diye tartışmaya geldik. İşte bunun için geri kalmış. Almak için iki gündür dedim. Devlet adamı övmek dışında ne konuşur dedim. Olur mu böyle şey? Ondan sonra da ortaçağ kavramları falan anlattık elhamdülillah. Yani özel bir durum bu ya. İslam alemi bu durum. Ya buna ne yapalım ya? Şimdi ben Avrupa'yı, evet adamlar Hristiyanlık konusunda mutasıklar ama bilimsel toplantılara katılıyoruz. Öyle ağır tilkiler yönetiyorlar ki bizzat başbakanız. Ama hakaret değil. Nezaket dairesinde, kurallar çerçevesinde. Yani öyle dedi ya iş adamının birisi. Bize hürriyet versinler yeter. Bu ülke kalkınır diyor.